Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Evet, bugün Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülmekte olan davalardan bir başkasının 6. celsesini hep beraber yaşadık. 2014-2019 yılları arasında Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılının Aralık ayında Kültür Müdürlüğü operasyonlarıyla ilgili 250 bin TL'lik bir ihale için açılmış olan davanın 6. celsesini tam 9 yıl sonra 2024'te bugün icra ettik. Biliyorsunuz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve seçildi Sayın İmamoğlu. Bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihaleler didik didik edildi. Bu ihaleye yönelik Danıştay'ın soruşturma açılması izni vermemeye yönelik kararı vardır. Bu karara rağmen sevgili arkadaşlar 2022 yılında iddianame düzenlendi. Yani ihaleden 7 yıl sonra iddianame düzenlendi. Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar 2 bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporları bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığını tespit ettiği gibi konuyla ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir dahlinin bulunmadığını da kaydetti. Bu çerçevede bugün icra edilen mahkemede mahkeme başkanı bu bilirkişi raporlarını kaydetti. İçişleri Bakanlığı'nın buna yönelik itirazını ise reddetti. Bir başka durum daha var sevgili arkadaşlar. Bugün bu mahkemeye bir belge sunuldu. Bu belgede Ekrem İmamoğlu hakkında bir başka iddiaya yer veriliyor. Ancak bu iddia açık bir iftira niteliğindedir. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir. Ve bu belgeye yönelik de mahkeme başkanı belgenin incelenmemesine karar verdi. Sevgili avukat arkadaşlarımız, mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler. Ancak savcılık mütalaaya hazır olmadığını ifade ederek duruşmayı 20 Kasım tarihine hakim bey erteledi. Yani bir kez daha 20 Kasım tarihinde burada mütalaayı alacağız ve yeniden savunmalar yapılacak ve bir kararı hep beraber duyacağız. Şu çok açıktır ki biz Türkiye'nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz. Ancak açılan ve yürütülen bitme aşamasına gelmiş olan davaların devamına yönelik gayretlerin farkındayız. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Adalet Bakan Yardımcılığına terfi ettirilen ve oradan tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kişilerin geçmişini biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen söyleyelim ki Türkiye'de kanunlara ve vicdanına göre görev yapan hakimlerin varlığına inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak, kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz. Ben bu düşüncelerle hem tüm basını hem de bu davaya ilgi gösteren tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Adalete güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gül Çiftçi, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve çok sayıda belediye başkanımız, İl Başkan Yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz, herkes burada, başkanımız, herkes burada. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi örgütü değil, hep beraber tüm yurttaşlarımız hem Ekrem İmamoğlu'nun yanında hem de adaletin peşindedir. Tekrar teşekkür ediyorum.